Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bir bayan yeleği, gelin yeleği örneğini anlatacağım. Yeleğimiz için şöyle krem simli ip kullandık. 2 numarada tığ. Şimdi örneğimize geçmeden hemen örnek sayılarını verelim. Bir önümüz için 6 örnek yaptık bir önü. Diğer önümüz için de aynı şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane örneğimiz var. Uzunluğunu kol kesiminde anlatırız, söyleriz ya da dilediğiniz kadar kendinize göre yaparsınız uzunluğunu. Arkası 11 örnek, önler 6'şar örnek. Bakın şöyle çift taraflı da kullanabilirsiniz örgümüzü. Şöyle de kalabilir. Bir tarafı böyle. Bakın. İki taraflı bir örgü. Dilediğiniz tarafını kullanırsınız. Ben bu tarafını seviyorum. Örgümün bu tarafını daha çok kullanıyorum. Şimdi yeleğimiz burada duracak. Ara ara izleyeceksiniz zaten örneğimizi. Hemen başlayalım fazla uzatmadan. Şöyle. Bakın trabzan yaptık. Sonra hemen 2 tane veya 3 tane yan trabzan örüyorum. Hiç zincirim yok. Şöyle bir tane trabzan ikinciye hemen batıyorum. Şimdi bu alt sırası olduğu için hep yan yana trabzanlarımızı örüyorum. 5 tane yan yana trabzan. Şimdi 1-2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum önce. Sonra tekrar yine 5 tane trabzanımızı yan yana örüyoruz. Üç, dört, beş tane. Şimdi arada hiç zincirim yok. Tekrar bakın biraz aralıklı. Yani bir trabzan kadar diyelim. Yine beş tane trabzanımızı yan yana örüyorum. Arada 1-2 zincirim var. Önce aynı yere batıyorum. Sonra yan yana beş tane trabzanı tamamlıyorum. 3 4 5. Şimdi arada zincirim yok. Diyelim ki burada da ön bandı 3-4 tane örelim. 1-2 zincir çekiyorum. Hemen dönüyorum. Yan trabzanını yaptıktan sonra şuradan bakın 1-2-3 tane zincir çekiyorum. Hemen şura içine 2 zincir çektim. İçine 10 tane trabzan dolduruyorum. 2 3 4 7 8 9 10 tane trabzan. Sonra tekrar 2 veya 3 zincir çekiyorum. Hemen şu 2 tane
trabzanın arasına batıyorum. Yine aynı 3 tane zincir doluyorum. 2 tane zincir çekmiş olduğum trabzanın içine 10 tane trabzan dolduruyorum. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yine üç tane zincir yan trabzanıyla bu sıramı bitiriyorum. Örneğimiz iki sıradan oluşan bir yelek örneği. Ama bu alt sırasından sonra iki sıra yapıyoruz değerli izleyicilerim. Zemini hazırladıktan sonra. Şimdi aynı şekilde bakın. Yine bir zincir çekelim. Şöyle bir trabzanın. Şuradan bakın. Alt tarafından 5 tane trabzanın örüyorum. Üç, dört, beş. Şimdi arada bir, iki tane zincirim var. Yine diğer kalan 5 tane trabzanımı aynı bu şekilde örüyorum bakın. Şimdi arada hiç zincirimiz yok. Alt yaptığımız yeri yapıyoruz şu an. Bakın yine aynı. Önce 5 tane trabzanı şu şekilde yavaş örüyorum. Alt ucundan 4, 5. Arada 1, 2 zincirim var. Yine diğer 5 tanesini örmeye devam ediyorum. Yan trabzanıyla bu sıramı tamamlıyorum. Bakın şimdi şöyle değerli izleyicilerim, bakın örneğimiz oldu. Yani normalde 1-2 sıradan oluşan. Şimdi yine burayı aynı devam edeceğiz. Siz modelimi izlerken fazla da uzatmaya gerek yok. Yakından izleyelim örneğimizi. Bakın. Lila'dan da hoş durdu. Yani şimdi yine 10 tane trabzan dolduruyoruz. 3'er tane zincir. Tekrar arka yönden döndüğümüz zaman yine 5 tanesini alt tarafından alıyoruz. 2 zincir, 5 tanesini alt tarafından. Hep örneğimiz aslında aynı şekilde. Kolay ve zevkli bir yelek örneği. Biraz ağır gidiyor değerli izleyicilerim. Dolgulu olduğu için hem ip topluyor hem de ağır giden bir örnek. Ama kolay tabii. Sadece şurasını anlatalım tam anlaşılsın. Bakın şöyle ördükten sonra yan trabzanlarını. Hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Şu 2 zincir çekmiş olduğum trabzanın arasını 10 tane dolduruyorum. 3, 4, 5, yani 10 tane. 2 sıradan oluşan bir yelek örneği zaten. Sayalım.
2, 4, 6, 8, 10. Şimdi arada 3 tane zincirim var. Şurayı batıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir, 10 tane trabzan. Beş. 10 tane trabzan yaptıktan sonra az önce ördüğümüz gibi şuradan alıp tekrar 5'er tane yapıyoruz değerli izleyicilerim. Şöyle bırakalım ki örneğimiz tam yapılsın. Zaten kol kesiminde de yine yakın bir zamanda çekeceğiz videosunu, Allah nasip ederse. Bakın çok kibar bir gelin yeleği. Hem gösterişli hem de çok güzel oldu değerli izleyicilerim. Tabii daha önce de bu yelek videolarını paylaşıyorum ara ara. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın değerli izleyicilerim diyorum.